Merhaba arkadaşlar, ben Fatmana Ceren. Bu videoda geçen hafta izlediğim sinemada Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı ve şu an Netflix'te dizi belgesel olarak yayınlanan Rise of Empire Ottoman dizisinde özellikle iki yapımda da Mara Hatun ağırlık olarak işlenmiş. Onlara değineceğim ama değinmeden önce özellikle sizden bir şey rica ediyorum. Lütfen izlediğiniz dizilerden ya da kurgu romanlardan bir gerçek tarih algısı çıkarmayın. Çünkü gerçeklikle çok alakasız çoğu şey ki belgesel olduğu halde özellikle yapılan bu belgesel Netflix'teki alakası yok. Sizden rica ediyorum lütfen onlarla gerçek tarihmiş gibi yorumlamayın. Çünkü ben özellikle Diyanet İşleri Teolojisi'ni yayınlarken arkadaşlarla sohbet ederken onlara farklı bir şeyler söylediğimde sen bilmiyorsun gerçeği diyorlar. Onu o kadar gerçek olarak benimsemişler ki. Yani dizilerden ve bu tarz kurgu romanlardan gerçek tarihi öğrenemezsiniz. Rica ediyorum sizlerden. Araştırmacıları dinleyin. Araştırmacıların programlarını, onların kitaplarını ki ben sosyal medya hesabımdan, Instagram'dan çok sıklıkla paylaşıyorum ki isterseniz ben zaten her konuyla ilgili size kitap önerebilirim. Tarihle alakalı. Lütfen rica ediyorum onlardan öğrenmeye çalışın. Bunları gerçekmiş gibi kabul etmeyin. Şimdi eleştirimize geçelim arkadaşlar. İlk önce Türkler Geliyor. Adaletin Kılıcı'nda Akıncılar özellikle ön planda tutulmuş. Ben çok fazla beğenmedim. Arkadaşımla beraber gittik. O da çok fazla beğenmedi ki belki biz tarihçi olarak baktığımız için gerçeklikten bu kadar farklı olunca bizi rahatsız etmiş olabilir. Yine de sıkıldığımı açıkça belirtmek istiyorum ve bazı olaylar gerçekte çok farklı yapılmış, gerçekten bağımsızdı. Şimdi bunlara değinelim. Özellikle ben ilk beğendiğim olumlu yönlerden başlayayım. En çok beğendiğim, gerçekten takdir ettiğim ilk sahneydi arkadaşlar. Önce Sırplar işte Bosna halkından Bogomiler, Bogomil dediğimiz heretik inanç yani zındıklar o toplumda o inanış kabul görmüyor. Biz buna heretik inanç diyoruz. Bogomillere baskı yapıyorlar. Onları rahat vermiyorlar. İlk sahnede de Sırplar Bogomil halkına esir alıyor. Hatta küçük bir kız ve ablası var. Orada başrol kahramanlarından biri o kız. Böyle bir arabaya, kafesli bir arabaya dolduruyorlar hepsini. Ormanda gidiyorlar. Giderken de küçük kız bir mavi kelebek görüyor. Elini uzatıyor kelebeği ve tutmak istiyor. Tam tutmak istediğinde de bir Sırp gelip o kelebeği öldürüyor. Aslında burada göndermek istenen mesaj çok çok fazla hoşuma gitti. Beni çok etkiledi ki Srebrenica katliamına gönderme yapılmış. Sırpların 1995'te dünyanın gözü önünde yaptığı. Bu beni çok etkiledi. Gerçekten güzeldi. Bunu çok başarılı buldum açıkçası. Göndermeyi çok manidar buldum. Öyle diğer beni etkileyen bir olaysa yine başrol Bogomillerden Bosna halkından olan başrolümüz Türk olmak istediğini söylüyor Akıncıların bireyine, orada Akıncılar önündeki başrol kahramana ve orada kelime-i şehadet getirip Türk oluyor. Bunu izlediğinizde tabii saçma bulabilirsiniz çünkü Müslümanlığı Türklük olarak göstermişler. Aslında çok doğru bir şey yapmışlar. Çünkü Avrupalılar uzun süre Türklerle birlikte ilişkide olduğu için onların Türk diye anlandırdığı aslında Müslümanlık. Bu yüzden o kızın Türk olmak istiyorum dediği şey ben Müslüman olmak istiyorum. Buradaki gerçeklikte açıkçası bir hoşuma gitti. Akıncılar da biraz belirsiz işlendi. Sanki biraz böyle dağınık, başıboş bir birlikmiş gibi ama Osmanlı'da öyle değildi. Düzenli bir birliklerdi. Aynı zamanda vergiden muaflardı ama maaş almazlardı. Elde ettiği ganimetlerle geçimini sağlarlardı. Özellikle de Balkanlarda Akıncı olurlardı. Oradaki ganimetlerden yararlanıp devlete hizmet eden bireylerdi. Oğullarına da bu meslek geçerdi ki bu Akıncı olabilmek için de öncelikle bir Müslüman imamdan da bir referans almaları gerekliydi. Bu benim iki beğendiğim özellikti. Gelelim beğenmediğim özelliklere, filmdeki detaylara. Açıkçası arkadaşlar nazar vergisini veren bir insandı. Despotu diyelim, Sırp despotu. Ama filmde vergi vermeyen, Fatih Sultan Mehmet'e karşı koyan biri olarak gösterilmiş. İlginç olan bir şey daha var. Özellikle Akıncıların başı
bu kişiyi öldürüyor, Lazar'ı öldürüyor despotu ama gerçekten öyle bir şey yok arkadaşlar. Daha sonra ölüyor. 1458 yılında ölüyor ama dizi 1456'ları anlatıyor ve bir Akıncı Bey'i öldürüyor ki böyle bir şey yok arkadaşlar. Lazar kendi müfat ediyor ve vergisini veren bir insan. Bu bence çok yanlış bir şey. Yanlış bir izlenim oluşturmaya çalışmışlar. Hoşuma gitmedi. Daha sonra değineceğim özelliklerden biri de özellikle ben şu Netflix'e de geçmek istiyorum. Oradaki dizi belgeselinde çok enteresan. Yani yine bir devşirme üzerinden kurulan bir Osmanlı Devleti'ni göstermeye çalışmışlar. Sanki Osmanlı Devleti'ni Hristiyanlar kurdu. Hristiyanlar işte devşirilen önceden çocuklar Hristiyan olduğu için ki bununla ilgili bir video çekmiştim devşirmeyle ilgili arkadaşlar. Ben yukarıya koyarım. Yine bu algı yaratılmaya çalışmış. Elbette ki çok komik. Dizideki danışmanlardan sadece bir tane Türk tarihi danışman var. Arkadaşlar o da Emrah Safay Gürkan. Bir tane olmaz bile bizi mutlu ediyor açıkçası ama Fatih dönemiyle ilgili çok başarılı isimler var Türkiye'de. Benim en çok sevdiğim Feridun Emecan'ı çok başarılı buldum. Konferanslarına gittim. Daha birçok isim de sayılabilir. Ama neyse biz buna da memnun olduk tarihçi olarak. En azından bir tane de olsa danışman Türk kullanmışlar arkadaşlar. Biz gelelim Mara Hatun'a. Sırp Despotu'nun kızı Despina Mara Hatun. Despina Mara Hatun 2. Murat'ın eşidir arkadaşlar. Sırp Despotu toprak kaybetmeye başlayınca bir müttefik alıyor ve kızını 2. Murat'a vermek istiyor. Hatta Osmanlı arşiv belgelerinde şu metne rastlarız arkadaşlar. Devletli sultanım kızım dahi cariyeliğe kabul et. Kim Bayezid deden dahi bizden kız almış idi şeklinde. Ki Bayezid döneminde de arkadaşlar Yıldırım Bayezid döneminde de Sırp Despotu'ndan bir evlilik gerçekleşiyor. 2. Murat bu teklifi kabul ediyor. İlginç olan 1428'de nişanlandığı tarihtir. 1436 ise evlendiği tarihtir. Tabi tarihçiler arasında bu farklı bir şekilde yorumlanıyor. En çok kabul görülen görüş ise Sırp Despotu kızını bir cari olarak vermek istemiyor. Her ne kadar arşiv belgesinde biz cari ifadesini görsek de bir prenses olarak vermek istiyor. Bu yüzden de birçok çeyiz hazırlığı yapıldığı iddia edilen görüşler arasındadır. Ki zaten belli bir toprak parçası da çeyiz olarak Osmanlı Devleti'ne veriliyor. 2. Murat öldükten sonra Fatih Sultan Mehmet Han Despina Hatun'a, analığına iyi davranmıştır, hürmet göstermiştir. Ki oğlu Bayezid de aynı şekilde davranmıştır. Mara Hatun Hristiyan oğlu devam ettiği dinle devam ettiği görüşü yaygındır. Çünkü Müslüman olduğuna dair hiçbir belge yok. Ki daha sonra zaten Fatih Sultan Mehmet Han yardım yaptığında kendisine bağış olarak verdiği vakıflarda manastırlara yardım ediyor Despina Hatun. Ve çocuğu olmadığına dair bir ifade geçiyor ki olduğuna dair çünkü hiçbir ne Sırp kaynaklarında ne de Osmanlı kaynaklarında bir belge yok arkadaşlar. Daha sonraki süreçlerde 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet Han tahta geçtiğinde belli bir süre sonra Sırp topraklarına geri gidiyor Mara Hatun ve Bizans İmparatoru da evlenmek istiyor Mara Hatun'la ki siyasi bir evlilik amacında arkadaşlar ki reddediyor Despina Hatun ya da Mara Hatun diyebiliriz. Dizideyiz arkadaşlar. Biraz izlediğim kadar özellikle dizi belgeselin hepsini izlemedim açıkçası. Belli bir kısmını izledim. Mara Hatun böyle resmen 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet üzerine yönlendiren, onunla beraber savaşa gidebilen ki çok ilginçtir arkadaşlar. Çünkü tahta çıkan sultanın haremi ancak sarayda kalabilir. Ki eski sarayda kalır yani Edirne'de kalır diğer sultan hanımlar. İlginç bir şekilde bu şeye kadar gidiyor. Savaş alanına kadar gidiyor. Böyle bir saçmalık olamaz arkadaşlar. Savaş alanında asla ve kata bulunduğuna dair hiçbir belgemiz yok. Çok saçma bir kurgu olmuş ama tabi buradaki amaç Hristiyan olan birinin Osmanlı'daki zaferlere ne kadar katkısı olduğunu vurgulamak. Yine bir Hristiyan yüceltme amacı taşıdığı aşikar buradaki. Hiç beğenmedim açıkçası arkadaşlar. Gerçekten hiçbir alakası yok ki. Daha önce de Fetih 1453 izlediğimde yine aynı şey hata yapılmıştı. 2. Murat'la Fatih Sultan Mehmet'in arasında kötü gösterilmeye çalışıyor.
Kim buna dair hatta Fatih Sultan Mehmet Han'ın kırbaçlandığı bir sahne de var. Böyle bir şey tahmin edilemez arkadaşlar. Bir şehzade, Osmanlı şehzadesine vücudundan bu şekilde davranmak. Biraz saçma yani. Biraz değil, çok saçma aslında. Mesela daha fazla bu saçmalık hakkında konuşmayacağım. Ama işte ortaya çıkan şey yine bir Hristiyan algısı oluşturmak, Osmanlı'yı yücelten, başarılarına en çok katkı sağlayan ögü olarak gösterilmek istenmesi. Acıyarak bakıyorum bu görüşte bir şey yapmaya çalışanların kurduğu film ya da belgesel, her ne kadar adına belgesel deseler de asla ve kadar katılmıyorum. Komik olmuş arkadaşlar. Neyse, bu kadar eleştiri yeter. Daha fazla sinirlenmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama sizden izlediğim özellikle bir şey var arkadaşlar. Ben bir tarihçi olarak baktım ikisine de. Sizin yorumlarınızı çok fazla merak ediyorum. Sizde uyandırdığı etki nedir? Lütfen bunu yorumlara yazın. Çünkü onlar bilerek özellikle Avrupalı devletler bu şekilde davranıyor. Çünkü araştırmaları çok fazla okunmadığı için sinemayla televizyonda daha fazla kitleye ulaşabilir ve o algı oluşturabilir. Belki onun için bu şekilde çalışmalar yapıyorlar. Siz de lütfen yorumlarınızı yazın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.